dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Ocak Pazartesi. Merhaba. RKI 7141 yeni enfeksiyon vakası olduğunu açıkladı. Ancak açıklanan korona vakaları sayısı problemli. Çünkü rhineland Falsa göre yaklaşık 1 milyon daha az nüfusa sahip olan Schleswig-Holstein RKI'ye 215 vaka bildirimi yaparken rheinland pfalz eyaleti sadece iki enfeksiyon vakası bildirimi yaptı. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 40 bin 659'a yükseldi. Günlük vaka sayısının düşük çıkmasında hafta sonları test yapılmaması ve merkeze bilgilerin tam olarak iletilmemesi belirleyici oluyor. Robert Cohen'sünün verilerine göre son 24 saat içinde korona salgını kaynaklı 214 can kaybı yaşandı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da böylece 46.633'e yükseldi. Son bir hafta içinde tespit edilen vaka sayısı ise 111.785. Son 7 günde 100.000 nüfusa düşen hasta oranı ise 134.4 olarak belirlendi. Almanya'da aşı yapma işlemleri de sürüyor. Şimdiye kadar 16 eyalette 1 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı. Hessen'de 422 kişiye daha koronavirüsü bulaştı ve 28 insanda hayatını kaybetti. Böylece toplam ölü sayısı 3964'e yükseldi. Pandeminin başlamasından bu yana Hessen'de toplam 158968 korona vakası kaydedildi. Ancak Hessen'deki bazı kent ve ilçelerde 7 günlük 100 bin kişi başına düşen korona hastaları sayısı düşmedi. Kassel'de ise Ekim ayından bu yana 100 bin kişide korona hastaları sayısı ilk defa 78.3'e, Kassel ilçelerinde ise 113.2'ye düştü. Kassel ve çevresinde 50 insana daha virüs bulaşmasıyla Korona hastalarının sayısı 8837'ye çıkarken yeni ölüm vakalarının yaşanmadığı bölgede virüsten ölenlerin sayısı 220'de kaldı. 24'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 97 korona hastası hastanelerde tedavi altında. Artan korona vakaları nedeniyle sertleştirilmiş yeni korona önlemlerinin süresinin uzatılması tartışılıyor. Ancak bugüne kadar uygulanan korona önlemleri politikası devlet yöneticisi, politikacılara karşı sadece güvensizlik üretti. Çünkü toplu taşıma araçlarına tıklım tıklım doluşan insanlar oradan iş yerine gidiyor. İş yerinde yan yana çalışıyor, molalarda bir araya geliyor. Aynı durum öğrenciler için de geçerli. Ancak iş veya okul sonrası bu insanların buluşabileceği insan sayısı 1 ile sınırlı. Bazı politikacılar otobüslerde ve toplu ulaşım araçlarında FFP2 maskesi takılmasının zorunlu hale getirilmesini istiyor. Buna paralel olarak medyada FFP2 maskelerinin eczanelerde 8 liraya satılmaya başlandığı haberleri yer alıyor. Büyük tekellere milyarlar akıtan Alman hükümeti halka ücretsiz maske dağıtılması talebini duymazdan geliyor. Pandeminin başladığı tarihten bu yana huzur ve bakım evlerinin virüsün merkezleri olduğu bu insanların korunması gerektiği anlatılıyor. Ancak buralarda düzenli test yapılmasına hala başlanmadı. Aşılanmak için randevu almak isteyen ancak yeni teknolojiye yabancı olan yaşlı insanlara devlet randevu tarihini mektupla bildirme yolunu kullanmıyor. Eğitim dibe vurmuş durumda çünkü Almanya'da okulların yüzde ellisinde dijital eğitim için gerekli teknik altyapı yok. Her eyalet farklı önlemler uyguluyor. Koronavirüsün daha bulaşıcı varyantları de ve devam eden yüksek sayıdaki enfeksiyon vakaları nedeniyle bilim insanları maske takılması çağrısı yaptı. Uluslararası bir araştırma ekibi PNAS dergisinde yayınladıkları makalede hükümetlerin ve yetkililerin ilgili kurallara kesinlikle uyulmasını sağlamaları gerektiğini vurguladı hastaların enfeksiyondan sonraki ilk aşamada çok az semptom gösterdiklerinde veya hiç göstermediklerinde virüsün daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar diğer şeylerin yanı sıra maskelerin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalardan birinde enfeksiyonların yüzde 40 ile 45'inin asemptomik insanlardan kaynaklandığı ve bulaşıcılıklarının muhtemelen 14 günden daha uzun sürebileceği sonucuna varıldı. Buna göre geniş kapsamlı bir maske zorunluluğu ile enfeksiyonlarını henüz bilmeyen hasta insanların başkalarına bulaştırma riski azaltılabilir. Almanya'da 2020 Nisan ayının sonundan itibaren mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunlu hale getirildi. Bu arada bir gazete haberine göre Doğu trenlerinde FFP2 maskesi zorunluluğunu inceliyor. Doğu iç yazışmasını kaynak olarak gösteren Bild Amazon haberine göre önlem olarak Nisan ayına kadar 10 milyon maske sipariş edildi. Şimdiye kadar Doğu Çabağ'ın trenleri için sadece ağız ve burun örtüsü takma zorunluluğu vardı. Çiftçiler, çevreciler ve hayvanseverler tarım politikasında köklü değişim istiyor. Cumartesi günü çiftçiler ve iklimin korunması taraftarları tarımda köklü bir değişim talebiyle Berlin'de gösteri yaptı. Göstericiler tarım bakanı Seydioğlu Klöckner'i başarısızlıkla suçladı. Pandemi nedeniyle gösteriye katılım düşük oldu. Çiftçiler ve çevreciler, federal hükümet ve Avrupa Birliği'ne tarımda köklü dönüşüm çağrısı yaptı. Başbakanlık önünde yapılan gösteride "Tarım endüstrisinden bıktık." pankartı açıldı. Göstericiler ayrıca SEDEU Parti Genel Merkezi önünde iklim dostu tarım talebinde bulundu. Bir traktör yola serilmiş 15 yıllık SEDEU tarım politikası iz bıraktı. Çiftlikler yok oldu. Dumping fiyatları iklim krizi yazılı pankartın üzerinden geçti. Sözcü Christian Rollman endüstriyel tarımın durdurulması gerektiğini açıkladı. Ahırlardaki hayvan sayısının ve et tüketiminin önemli ölçüde azaltılması bu talepler arasında yer alıyor. Göstericiler politikanın tarımda daha fazla hayvan ve iklim korunmasına ek olarak Almanya'daki çiftçiler için bir gelecek sağlamasını istiyor. Eylemi organize eden ittifak adına konuşan Saskia Richards, Tarım Bakanı Klöckner'i başarısızlıkla suçladı. Richards, bakanın tarlalar, hayvanlar ve çevre pahasına bir siyaset izlediğini söyledi. Richards, hükümetin pestisit kullanımına son verilmesi için de adım atmasını istedi. Usandık Birliği her yıl yeşil hafta tarım puarı vesilesiyle düzenleniyor. Koronaya rağmen traktörlü çiftçiler ekolojik tarım için daha fazla iklim koruması için taleplerinin yer aldığı afişlerle Berlin şehir merkezine taşındı. Buna ek olarak yön değişikliği talebine daha fazla vurgu yapmak için Başbakanlık binasının önüne yaklaşık 10 bin destekçinin ayak izleri yerleştirildi. Hristiyan Demokrat Birlik Seyduu, Annegret Kramp-Karrenbauer'in halefini belirledi. Armin Laschet, Seyduu'nun yeni başkanı oldu. Armin Laschet, yeni Seyduu şefi seçildi. Seyduu tarihinde ilk kez delegeler tamamen dijital olarak oy kullandı. 59 yaşındaki politikacı, Cumartesi günü Dijital Seyduu Parti Kongresinde yapılan ikinci tur oylamada Friedrich Mels'e karşı galip geldi. İlk turda adayların hiçbiri gerekli salt çoğunluğu alamadı. Rötgen elendi. Mertz ve Laşet ikinci tura gitmek zorunda kaldı. Genel Sekreter Paul Simiak'a göre ikinci tur seçimlerde 991 oy kullanıldı. Laşet 521 oy aldı ve 466 delege Mertz'e oy verdi. 4 kişi çekimser kaldı. İlk oylamada Mert 385 oy, Laşet ise 380 oy almıştı. 224 oy alan Norbert Röttgen yarıştan çekilmişti. Laşet aday olduğu kongrede yaptığı konuşmada kendisini denge adamı olarak tanımladı. Sürekli olarak şu cümleyi duyuyorum. Kutuplaşılabilmeli diyen Laşet diyorum ki hayır mecbur değilsin kutuplaştırmak kolaydır. Herkes yapabilir diyen Laşet, bütünleşmek toplumu bir arada tutmak istediğini söyledi. Laşet, Seydi U başkanlığı rolüne ilişkinde partinin bir başkana değil, bir takım kaptanına ihtiyacı var dedi. Partide radikal sağ temsil eden öncü kültür tartışmalarının mimarı Mert 2018'de liderlik yarışını Merkel'in desteklediği AKK'ya karşı kıl payı kaybetmişti. Ama parti içinde mücadeleyi devam ettirdi. Partide bütünleşmeyi sağlayamayan Karan havlu atmasıyla yeniden aday oldu. Cumartesi günü yapılan kurultayda CDU lideri ve başbakan adayı olma yarışını ikinci kez bu sefer Armin Laşet'e karşı kaybetti. Armin Laşet, Mertse parti meclisine aday olması teklifinde bulunduğu Laşet'i sadece tebrik etmekle yetinen ama destekleyeceğim de demeyen Mertz yine ani bir çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Kurultayda bin delegeden 466'sının özellikle de Doğu eyaletlerindeki delegelerin oyunu alan ve parti tabanından geniş destekle cesaret bulan Mertz, Merkel kabinesinde Peter Altmaier'in yerine hemen Ekonomi Bakanlığı koltuğunu isteyerek parti içinde mücadeleyi devam ettireceği mesajını da verdi. Yeni parti genel başkanı seçilen Armin Laşet'in işi zora girdi. Laşet'i bir yanda kendi partisi içinde bütünleşmeyi sağlamak, Mersin başını çektiği partinin sağ radikal kanadını merkezli birleştirmek gibi yoğun ve zorlu bir mücadele bekliyor. Bilginiz olsun. Çünkü söz konusu partilerdeki belirleyici ortak payda şirketlerin taleplerini yedirine getirmekten ibarettir. Bunun için Aday olanlar kendilerini iktidara taşıyacak ne varsa kullanmakta tereddüt etmezler. Toplumu kutuplaştırma, ırkçılık, iltica ve yabancılar yasalarının sertleştirilmesi de buna dahildir. Partilerin tek dostu vardır, o da şirketler. Almanya'daki son 30 yılı hatırladığımızda çalışan insanların refahı için çıkarılmış tek bir yasa görmek mümkün değil. Bunu da unutmamakta fayda var. Bugünkü haberlerimizi ehliyet haberleriyle bitiriyoruz. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği içinde tek tip ehliyet kullanılması kararı Almanya'da uygulamaya girdi. Sürücü belgelerinin yenileriyle değiştirilmesine başlandı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının aldığı kararla ehliyet değiştirme işlemleri yaşlara ve ehliyetin alındığı tarihe göre takvime bağlandı belirlenen takvim gereği 1953 ile 1958 yıllar arasında doğanlar ehliyetlerini en geç gelecek yıl Ocak ayına kadar 25 euro karşılığında yenilemek zorunda. 1953 yılından önce doğanlar ise ehliyetlerini 2033 yılına kadar değiştirebilecekler. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.